Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik olarda bu bölümde yine bir ülkeye veda edip yeni bir ülkeye gidiyor. Şu an Vietnam'ın en kuzeyinde Çin sınırına yakın bölgedeki Hacak denen bir yerdeydik. Burada motor turu yaptık 5 gün. Abi yarın vizem bitiyor ve bütün otobüsler dolu. Normalde buradan bütün otobüsler boş giderdi ya. Durdu en kalabalık dönemine denk geldik şanslı demek ki. Zaten bir sürü şey vardı. Bir de durdu hava en son gün açtı. Şanssızlıklar üst üste. Yine değişik yollarda tabii ki, ne yapacaksınız? Gideceğim bir şekilde gideceğim ama otostopla gideyim desem de biraz sonra hava kararacak. Nasıl yapsak bilemedim. Şu muavin abi yardımcı olmaya çalışıyor, dedim ben koridorda da giderim. Yeter ki dedim sen bana, ben otobüsü atla at. Hà Nội đi. Hà Nội. Nhưng mà khách này là thu tiền luôn à? Khách này thu tiền luôn của nó. Thu tiền luôn đây cho nó chắc. Tí lên đây thu tiền luôn cho nó chắc. Tí nó biếu nói được đến đây đâu. Thank you. Anh trai vào đây đây, ngồi tạm đấy em xếp chỗ nhá. Her zaman olduğu gibi şanssız başlayıp yine şanslı devam ettik. Şansa bu başka bir şehirden gelip buradan geçerken Hanoi'ye giden bir otobüs. O otobüs terminalindeki çalışan abi sağ olsun yola atladı. Bu otobüsü durdurdu. Hemen 2 dakika içerisinde oldu. Bir tane de boş koltuğu varmış herhalde. Birkaç tane oraya yolcu gelecekmiş. Beni buna attılar. Şimdi Hanoi'ye gidiyoruz. Bu otobüs biçimine limuzin diyorlar. Ötekiler yataklı, bu yarı yataklı. Koca otobüste şu an 16 tane koltuk var. 16 kişi yata böyle yarı yatarak Hanoi'ye gidiyoruz. Bazı otobüsler 5 saatte gidiyor, bazı otobüsler 8 saatte. Bu bence biraz hızlı gidecektir. 6 saatte falan gider, gece 12'de Hanoi'de oluruz. Abi bu tarz ülkeleri gezmek gerçekten zor. Bu arada otobüs 5 saat sürüyormuş ya da 6 saat dedi ama yani 5 saatte varmaya çalışırız dedi. Bakın ben şu an Vietnam'ın kuzeyindeyim. Hanoi yazan yerin en kuzeyi, üst tarafı Çin. Ben buradan şu an Luang Prabang diye Laos'un kuzey şehrine gitmeye çalışıyorum. Normalde 823 km. Şuradan da sınır kapısı var. Şuradan gitse 823 km. Ama öyle yapmıyor. Buradan ta Hanoi'ye iniyor. Hanoi'den bu okyanus kenarına iniyor. Bu okyanus kenarından şu Vientiane'nin karşısındaki sınır kapısına gidiyor. Oradan sonra geliyor buraya, bu kırmızı işaretli yere gidiyor. Böylece de toplam 1400 km falan oluyor. 823 km'yi 1400 km olarak gideceğim. Ki burada şöyle düşünün, şu an gideceğimiz yol 200 küsür kilometre ve 6 saatte gideceğiz. Burada yani 200-300 km demek neredeyse 6-7 saat demek. Boşu boşuna bu kadar dolanıyoruz işte böyle. Gelişmemiş ya da yeni gelişmekte olan ülkeleri gezmeyende böyle zorluklar var. Öyle peynir ekmek gibi yere yapışıp duruyorlar. Zıppırt öyle sağa sola burnunuzu kırarsanız. İnsan gibi kullanmıyorlar ya. Koca adamı devirmişler. Abi mola verdik. Ve size bir şey söyleyeyim. Benim hayatımda bindiğim en rahat otobüs olabilir. Gerçekten yayla gibi yata yata gidiyoruz. Yatak otobüs değil bu, normalde koltuklu otobüs. Çok az kişi var. Etraf süslü püslü. Klima böyle normalde Asya'da dondurur adamı. Şu an tam tadında ya. Ne üşütüyor bizi ne ısıtıyor. Üşürseniz zaten battaniye var. Ve hani Asya'da normalde battaniyeler, yastıklar pis olur böyle sallayalı mallalı. Bu da temiz de duruyor. Gerçekten güzel bir otobüse denk geldim ayaküstü. Abi otobüste ayakkabısız geziyoruz. Çıkışta böyle ayakkabılığa yanaşıyor şoför. Buradan ağzınızda böyle bir şey geçiriyorsunuz. Ondan sonra dinleme tesisine hoş geldiniz. Yine nado. Tavuk, karides, tofu, kıyma, hep et ya. Aa fasulye var. Ben fasulye yiyeceğim, inşallah fasulye vermiştir. Kufaka yazıyor burada. Güzel var mı? Çırap. Ah. Sang kia mua phiếu. Yes, được rồi. Đây đây có rồi. Nha, sang kia mua phiếu. Yeah, oradan aldım bunu ya. Gọi mua rồi. Ok.
Evet. Ne yiyeceğim ben? Okey. Ulan nadir yemeklerin ömrünüz geçti be. No. Okay, you ready for chicken? No chicken, I really like vegetable. Hey, mom. No pork, no pork. Vegetarian. Like this. Okay. Doldur hepsini, bütün vejetaryenlere. Hele şükür anlaştık ya. Tamam. Bir de limon alalım. Evet. Sirap. Ha? Sirap. Ha, oturayım mı? Come on. Abi vejetaryenim diyorum. Vietnamca'da çevirip de gösteriyorum. Adam yine ya tavuk koymaya çalışıyor, ya domuz eti koymaya çalışıyor, ya kıyma koymaya çalışıyor. Ulan Vietnam'da vejetaryen olamıyorsunuz ya. Neyse, bu sefer vejetaryen. Yine noodle çorbası ama fasulye ve tofu var. Evet, gidiyoruz. Geldim. Geç mi dedi o? Ulan adam geç dedi sanki. Abi 265 kilometre, 7 saat nasıl sürüyor ya? 265 kilometre ya. Abi ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Gökdelenlerin arasında otobüs terminaline getirdiler ya, bir terminal çalışmıyor ya. Kimse yok. Dudağım patladığı zaman, kafam patladığı zaman geldim hastane. Ben kolay kolay her yeri hatırlamam ama bugün unutmayacağım herhalde. Abi bu millet kafayı yemiş ya. Bu kadar yüksek sesle nasıl eğlenebiliyorsunuz ya? Gerçekten beni izleyenler arasında da mutlaka vardır. Abi her yer gürültü, her yer içki kokuyor, her yer pis kokuyor. Yani biz dedim hani alkol kokuları birbirine karışmış, yemek kokuları birbirine karışmış. Millet bir yandakinin dediğini anlamıyor. Her yer bağır çağır, müzik son sesle eğleniyorlar yani bunlar. Her akşam da böyleler. Şu arka sokaklarda daha önce kaldığım bir hostel vardı, ona gidiyorum. Artık yapacak bir şey yok, yatıp uyuyacağız. Benim 4 yıllık dünya turu sürecimde bakın hep kadınlar çalışıyor. Kadınların çalışma oranının en yüksek olduğu millet kesinlikle Vietnam. Bunun tabii ki yakın tarihe ilgili tarihsel sebepleri de var. Bu kadınlar neden bu kadar çok hayatın içerisinde? Çünkü şöyle söyleyebiliriz, biliyorsunuz Vietnam bir savaş yaşadı, uzun yıllarda sürdü ve bu savaşta milyonlarca erkeğini kaybetti. Bu süreçte kadınlar hem savaş sırasında hem savaş sırasından sonra gelen erkekler hasta geldi, psikolojisi bozuk geldi. Erkek popülasyonunda bir düşüş olduğu için uzun yıllar kadınlar ağır işlerde çalışmaya başlamış ve o dönemden kadınlar hayatın içerisine, ekonominin içerisine iyice yerleştirdiği için bugün bile hala asfalt yaparken, inşaatta, balyozda taş kırarken, işte tuğla taşırken kadınları çokça, bakın az değil, çokça görebiliyoruz. Benim gözlemimde şöyle bir şey vardı. Burada kadınlar biraz kadın erkek bir toplum varsa gibi gözükse de hani böyle biraz kadınların sesi yüksek çıkıyor. Erkekler biraz daha böyle mülayim duruyor ama burası da yine ataerkil bir toplummuş. Benim daha önceki gözlemimde kadınların ne derse onun olduğu gibi bir şey hissetmiştim. Ama bu evet, biraz dışarıdan baktığınız zaman öyle gözüküyor ama yine de erkek evin reisiymiş, hatta erkeğe özellikle bu Vietnam Savaşı sonrası daha fazla saygı duyulmaya başlanmış. Hanoi'nin Old Quarter ya da Old Town diye dediğimiz bir bölgesindeyiz. Burası hem en turistik noktası hem de yerel halkın da burada en çok alışveriş yaptığı, en çok gezdiği, gördüğü noktası. Neler var bunda? Ulan bildiğin bu yılan gibi ya. Aa, kurbağa da var. Oo, ona kadar pullu bir şey bir de. Kurt var orada bakın, kurt satıyorlar. Domuz eti.
Arkadaşlar böyle bembeyazlı et görürseniz bilirsiniz, bildiğiniz ki domuz eti. Aa, domuzun kulağı, kuyruğu, burnu. O da sakatatçıydı. Abi bizim bence Vietnam'ın ekonomisinden yediğimiz kaymak çok çok az. Vietnam özellikle son 5 yıldır ve önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte Vietnam'da Türkiye'nin eski modeli gibi 5 yıllık kalkınma planları açıklıyor. Ve Vietnam'ın önümüzdeki 2 ya da 3 dönemki tahmini kalkınma planları altyapı ve inşaat. Düşünün ki Ho Chi Minh gibi, Hanoi gibi dünyanın en kalabalık şehirlerine sahip ve şu an nüfusun artış oranı dünyadaki diğer ülkelere nazaran fazla ve yakın tarihte 100 milyona doğru yürüyorlar. Ve o yüzden burada altyapıya, yani gelirin, devlet gelirinin büyük bir çoğunluğunu altyapıya ve inşaata veriyorlar. Biz de bu noktada iyiyiz ama burada yeterince kaymak yiyemiyoruz ya da yiyememişiz ama bundan sonra, bu videodan sonra gelin arkadaşlar. İnşaatçı arkadaşlar beni bulun. Hemen şuranın metro ihalesi varmış yakında, bakın Ho Chi Minh'de 3 tane, Hanoi'de 5 tane yakın tarihte, kısa dönemde. Daha sonraki dönemde de daha fazla metro yapılacak. Düşünün ki dünya, yani büyümekte olan ülkeler listesinde 3 sıralarda olan bir ülkede, 100 milyonluk neredeyse 90 milyonluk bir ülkede hiçbir şehrinde metro yok. Adamlar kendi arabasını yapmış. Yaptığı kendi arabası da TOGG'a çok benziyor ve 2 senedir yanılmıyorsam yollarda. Yanılmıyorsam Vietnam'ın kendi arabası buydu. Bir dakika. Çok güzel araba. Yok, bu değilmiş, pardon. Bu Hyundai. Vietnam'ın bir tane kendi arabası var. Ben çok fazla TOGG'a benzettim. Onu görebiliriz umarım. Çok sevimli bir arabaydı da şimdi göremedim henüz. Görürsem hemen basacağım tetiğe. Şimdi şöyle söyleyeyim, dünyada 5G teknolojisine geçiş yapan 5. ülke Vietnam. Ayrıca 5G teknoloji altyapısına en çok yatırım yapanlardan birisi de Vietnam ve ayrıca 5G teknolojisini kendi geliştiren bir ülke. Yani bakın, kendisi geliştiriyor. Kendisi geliştiren birkaç ülkeden birisi ve Vietnam yapay zeka ile bilgisayar bileşim teknolojileri alanında da şu an en çok yatırım yapan dünyadaki 10 ülkeden birisi. Düşünün, yapay zekayı adamlar, ya şurada bir tane metrosu yok ama yapay zekaya yatırım yapan en büyük ülkelerden birisi konumunda. Adamlar tamamen geleceği oynuyor. Bakın 20 sene sonra Vietnam, eğer böyle devam ederse, son 30 senedir belli bir ivme almış. 2002'den sonra bu ivme hızlanmış ve özellikle 2018'den sonra Covid vurduğu halde de adamlar yine de kanatlarını açmış, uçuyorlar. Ben 20 sene sonra Vietnam'ı düşünemiyorum. Bakın adamlar sigarasını nasıl içiyor biliyor musunuz? Bunun içerisine su dolduruyor. Nasıl diyeyim, şuraya kadar falan su dolduruyor. Tütünü de buraya koyuyor, yakıyor. Ondan sonra buradaki bacıdan çekiyorlar. Böyle değişik değişik de aletleri de geliştirmişler, yapmışlar. Değişik bir sigara içme yöntemleri var. Ya böyle bir hatıra da almak isterim de bu biraz taşıması zor olur ya. 50? Yes. Okay, come on. Thank you. This side? Tobacco. Tobacco? Okay. Come on. Bye. Ben yine dayanamadım. Böyle bir şeyler aldım. Bakın bu ablamızın kafasındaki hasır şapka. Genelde Güney Asya ülkelerindeki çoğu ülkede olsa da özellikle Vietnam'da meşhur. Benim kafamdaki mesela Bali stili, oradaki insanların stili, ama o ablanınki Vietnam stili. Neden takıyorlar? Çünkü geniş bir alanda gölgelik yapıyorlar ve pirinç tarlaları biliyorsunuz gölgelik alana sahip değil. Bu insanlar da pirinç tarlalarında rahat rahat çalışabilmek için böyle hasır şapkalar takıyorlar. Bu abiler de bambuda yine bundan hazırlıyor. Tamam. Neyse, ben şu aksesuarlara, yöresel kılık kıyafetlere yaptığım yatırımı mideme yapsaydım var ya, şu an kesin 80 kiloydu. İnce bir detay, bunu her gezgin göremez ama 4 senedir Asya'dayım ya, bakın kablo mablo göremiyorsunuz. Bu Tayland, nereye giderseniz gidin bu inanılmaz bir kablo çirkinliği vardır. Ama bakın buradaki sokaklarda kablo çirkinliği yok. Buraya getirdikleri noktada bile bakın insanlar, yani şunu Asya'daki bir devletin, bir ülkenin düşünüyor olması, hatta uyguluyor olması inanılmaz sürpriz bir durum ya.
Eski Vietnam'da nerede? Şimdi nerede? Vietnam'da Allah'tan bu sandviç ekmekleri var da sabahları bir şeyler yiyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi şimdi fiyatlar yazıyor. 20.000'den başlıyor. Bazı yerlerde 15.000 donga da yiyebiliyorsunuz. İşte 30-40-50.000'e kadar gidiyor içerisine koyduracağınız şeye göre. Şimdi Hanoi'nin merkezine çok yakın, Old Quarter denilen bölgenin yakınındaki bir göle geldik. Karşı tarafı görüyorsunuz, orası artık şey gibi düşünün. Yeni şehir. Nasıl İstanbul hani yenilendi, Kadıköy'den, Eminönü'nden, Taksim'den sıyrıldı. Yeni şehirler kuruldu, böyle yüksek binalar falan. 4 sene önce harbiden bu kadar değildi ya. Ne kadar fazla yüksek bina oluşmuş. Ve hala da yenileri yapılıyor. Bu gördüğünüz arka tarafta eski şehrin olduğu bölge. Buradaki evler daha böyle küçük, derme çatma. Şimdi biz gezginler ağırlıklı olarak böyle sizin daha çok görmediğiniz ya da ülkelerin gelişmemiş noktalarını seviyoruz. Çünkü zaten gelişmiş kısımları herkes görüyor zaten. Ama böyle Vietnam'ın da tabii ki gelişmiş, tertemiz, güzel noktaları var. Hep dağını taşını ya da kötü yer noktalarını gösterdik. Şimdi biraz da Vietnam'ın böyle güzel, baksana Vietnam'da gördüğüm en geniş cadde. Şimdi Vietnam'daki bazı kiraları da öğrendim. Şu mesela şu sitelerde işte 1000 dolardan başlıyormuş. Şu gördüğünüz şu an AVM, Vietnam'ın en ünlü AVM'lerinden birisiymiş. Ona doğru gidiyoruz. Onda bazı daireler varmış. 7000 dolara kadar çıkıyormuş. Hanoi'de ama böyle eli ayağı düzgün bir daire bulmaya kalksanız harbiden böyle 600-700 dolardan aşağı. Neredeyse daire yok gibiymiş. Hanoi pahalı ama böyle eski tip evlere tutmaya kalkarsanız biraz önce gündüz gezdiğimiz yerlerde hani 300-500 dolarlara varmış. Şimdi en ünlü AVM'lerden birine geldik. Benim bir eksikliğim var. Ben hep diyorum ki bu ülke gelişmiş ya da bu ülke şu durumda, bu durumda diye anlatıyorum ama gidip hep ülkenin en kötü, en kırsal yerlerini gezerim. Çünkü ben bunu seviyorum. Ama bir yandan da siz de merak ediyorsunuz. Bu ülkede insanlar ne yiyor, ne kadar ödüyor, neye ne kadar veriyor, nerede yaşıyorlar, nerede geziyorlar. Şimdi böyle lüks yerleri de var ama işte dediğim gibi benim tarzım olmadığı için ben genelde bu tarz yerleri gezmemeyi tercih ediyorum. Ama siz de merak ettiğiniz için ekonomiyi falan anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hep böyle kötü ve eski yerleri gezerken size iyiymiş gibi anlatıyorum. Bazen siz bunda tezat yaşıyorsunuz. Ama şimdi Vietnam'da size güzel noktalarını da göstermeye başladım. Bakın şimdi ünlü bir markanın mağazasına geldim. Vietnam'da ucuz diyorlar ya. Ben şey anlamadım ya. Bakın şu mont ne diyor? 3390 HKD diyor. Ne alaka Hong Kong doları ya? Bir de Made in Bangladesh diye. Vietnam'da Bangladesh üretimi mont var. Ay çok ilginç. Ayakkabılar var. Ceket aynen. Anlamadım. Bangladeş'te üretilmiş. Hong Kong doları yazıyor ama burada da onun şey fiyatı yazıyor. 10,5 milyon. Uf, kaç para yapıyor bu ya? 400 dolar mı yapıyor? Öyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Ayakkabıda 3,5 milyon. O da 2 milyar 700 falan yapıyordur. Vietnam ucuz mu ucuz değil yani, anladın mı? O, size o çakma ürünleri gösteriyor arkadaşlarım. Orijinal diyorlar. Ya değil orijinal mi orijinal? Al sana orijinal mağazaya geldim işte. 10 bin liralık montu sokakta şu an 600-700 TL alabiliyorsunuz. Akıl var, mantık var arkadaşlar. Yani çok olur bir şey değil. Ülkede çok fazla espat var. Espat ne diyoruz? Espat bu ülkeye, bu ülkenin dışındaki vatandaşların gelip çalışmasına espat diyorlar. Çok sayıda bu ülkenin dışında buraya gelip çalışanlar var. Özellikle öğretmen, İngilizce öğretmenleri çok fazla sayıda var. Ve bunlar hani kimisi part time çalışıyor, günde 3-4 saat çalışıyor ya da kimisi full time çalışıyor, gün haftada 3-4 gün çalışıyor. Ya da kimisi öğretmenlik mezunu diyelim. Mesela bir İngilizce öğretmenliği ile ilgili üniversiteden mezun bir adam, elinde uluslararası geçerliliğe sahip bir diploması varsa ve buraya gelip devletteki işlere başvurur ve kabul edilirse 2000-2500 dolar maaş alabiliyor. Hatta akşamları gidip özel kurslarda ya da hafta sonu gidip özel kurslarda ders verenler de varmış. Yani eğitim durumunuz İngilizce öğretmenliği ise ve uluslararası bir diplomanız varsa 4000 dolarlara kadar ek mesailerle burada iş bulabiliyorsunuz. Ama diyelim ki İngilizceniz kötü bile olsa, belki benim kadar, bir üniversite diplomanız da varsa burada da özellerde ya da köy okullarında öğretmenlik yapıp 1200-1300-1500 dolarlarla iş bulabilirsiniz. Hatta kursları musları da bağlarsanız yine 2000 dolarlara çıkabilirsiniz.
O yüzden burada bir Avrupa'yı akım da var. Çok fazla yurt dışından gelip buraya çalışanlar da var. Ve ona göre de burada artık kültür etkileşimi var. Ayrıca burası inanılmaz derecede Kore'den ve Çin'den etkileniyor ve onların da kültürleri hızlı bir şekilde buraya akıyor. Kanalize oluyor yani. Evet, artık bu gördüğünüz bölgede kiralar 1000, 2000, 3000, 5000, 7000'e kadar çıkan kiralar varmış. Vietnam'ın bu kısmını da gözlemlemiş olduk. Evet, size son olarak Vietnam'ın bayrağını da göstereyim. Görmüş olduğunuz Vietnam bayrağı. Vietnam gerçekten ilginç bir ülke arkadaşlar. Hem gezip görmek için hem tarih açısından. Bu adamlar daha düne kadar ayrı bir iki devletti Vietnam içerisinde. Biliyorsunuz yarısı Çin'de, yarısı da işte Batı bloğundaydı. İşte Çinlilerle Rusya bir kısmını destekliyordu. İşte Batı bloğu ve Amerika bir kısmını destekliyordu. Ve 1976'ya kadar da bu ülkede hem iç savaş vardı hem de iki farklı bloğun bu ülkede kendi bloğunu koruma çabası vardı. Bu süreçte Vietnam'da birçok milyonlarca ölüm yaşandı ya da onlarca sene burada yokluk yaşandı. Ve 1976'da kurulmuş bir millet, bir devlet bugün gerçekten hani ekonomik olarak da sosyal yaşam olarak da bence kalkınmayı iyi başarmış bir noktada. Daha detaylı hem savaşı hem de ekonomisini daha detaylı anlattığım videolarım var. O benim 3 sene 4 sene önce geldiğim Vietnam vloglarımdan da izleyebilirsiniz. Ben hani bu gelişimde de böyle biraz üstün körü oldu. Biraz hızlandırılmış hem de çevreye gezerken yine bu konulara ufaktan değinmiş olayım dedim. Çok zamanım yoktu. Bu sefer çok fazla Vietnam gezemedik. Malum işte vize süresi kısıtlı falan. O da saçma ya. Gerçekten Vietnam'ın her şeyi iyi hoş da bu nedense bir kaosu var. Bir de vize problemi var. Nedense 22 gün vizede inatlaşıyor ya ve vize almak da çok zor. Yani kendi başınıza direkt vize alamıyorsunuz. Ben buraya vietnamrehberi.com internet sitesi sayesinde geldim. Sağ olsun oradaki abimiz Türk ve bana yardımcı olmuştu. Onların sayesinde hemen vizemi çıkarttırdım. Ondan sonra bana mail attılar. Ülkeye girebildim. Siz de Vietnam'a gelmek isterseniz bireysel olarak gelemiyorsunuz. İlla ki bir vize firmasıyla anlaşmanız lazım. Ben vietnamrehberi.com'la geldim. 2 lira onlarla geliyorum ve memnunum. Sağ olsunlar, iyi yardımcı oluyorlar. Eğer siz de gelmeyi düşünürseniz onlarla iletişim kurabilirsiniz. Videoyu bitiriyorum. Son bir şey söyleyeceğim. Neden hep böyle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere gidiyorum biliyor musunuz? Çünkü belki 10 sene sonra böyle başında bu tarz bir şapka olan bir abla bisikletiyle etrafta yürümüyor olacak. Sonuçta burası gelişmekte olan ülke. 4 sene öncesiyle bugün arasında bile çok fark var. 10 sene sonrasını düşünemiyoruz. Yani bir ülkenin o eski hallerini görmek istiyorsanız kaçırmadan gelişmemiş ülkelere gitmeniz lazım. Düşünün ki İstanbul'un 10 sene öncesiyle bugünkü arasındaki fark ya da 30 sene önce bakıyoruz 1970'lere, 80'lere, 90'lara ah diyoruz İstanbul nasılmış, ne hale gelmiş diyoruz ya. İşte bu ülkelerde de bunu diyorlar. Ve 20 sene sonra, 10 sene ülke sonra bu ülkeler çok değişecek. Avrupa'ya 20 sene, 30 sene sonra da gitsen çok bir şey değişmeyecek. Yine aynı Avrupa'yı göreceğim. Ama 10 sene sonra, 20 sene sonra çok farklı Vietnam olacak. Bu özünü, bu halini, otantikliğini kaybetmiş olacak. O yüzden ben gelişmemiş ülkeleri gezmeye devam edeceğim. Bu video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.